Göremedik. 8 puan da kaybımız var. Bunu artık biraz oyuncuların yorgunluğuna, bir de biliyorsunuz pandemiden en fazla etkilenen takım Trabzonspor oldu. Yani bugün pandemi deyip veya bir pozitif vakayı basite almayalım. Yaklaşık olarak 10 gün 14 gün bir karantina süresi oluyor. Yani bu da neredeyse işte ileri derecede, yani ileri seviyede birinci derece yırtığın sakatlığına denk geliyor. Ama yani şartlar ne olursa olsun tabii biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım. Biraz daha coşkulu oynamamız lazım. Yani bu aradaki açığı coşkulu oynayarak, daha agresif olarak, galibiyeti daha fazla isteyerek kapatabiliriz diye düşünüyorum. Benim yapacağım değerlendirme ancak bu kadar olur. Yani tabii teknik açıdan değerlendirmeyi en iyi şekilde hocamız yapacak. Başkanım, bir FIFA başvurusu olmuştu. Bununla ilgili son detayları öğrenelim. Şimdi FIFA başvurusunu Salı günü yaptık. Sizin de bildiğiniz gibi o gece de resmi sitemizde zaten paylaştık. Yani başvuru sadece Trabzonspor Kulübü'nün başvurusu değil. Bugün ülke futbolunda hemen hemen her takım başkanının, her takım yöneticisinin, hocalarının çok ciddi şekilde serzenişleri var. Bizim de söylediğimiz şuydu, yani mesela örnek olarak ben Merkez Hakem Kurulu'nu vermiştim. Yani 2 sene içerisinde 4 Merkez Hakem Kurulu değişti. Ancak hakemlerle alakalı olarak veya hakem kararlarıyla alakalı olarak tartışmalar, yani bırakın azalmasını, artarak devam etti. Sıkıntı devam ediyor. Bu da çok basit yani, bunu kime sorarsanız o size söyler yani. 4 tekerlek değiştirdikten sonra araç hala gitmiyorsa demek ki sıkıntı motorda, sıkıntı sistemde. Biz bunu dile getirdik, bunu söyledik. Sürekli olarak da dile getirdik. En son çare olarak da Kulüpler Birliği'nin de desteğiyle hemen hemen tamamına yakın, yani itiraz eden olmadığı için tamamına yakın diyorum, tamamına yakın bir bölümünün desteğiyle zaten hazırlamış olduğumuz dosyayı FIFA'ya gönderdik. Hazırlamış olduğumuz dosyada aslında yani kamuoyunun bilgisi dışında olan pek fazla da bir şey yok. Burada verilmiş olan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Verilmiş ama uygulanmayan. Yine Kamu Denetleme Kurumu'nun, Ombudsmanlığın 3 ay süren bir çalışması neticesinde hazırlamış olduğu 20 sayfalık bir rapor var ki bu 20 sayfalık raporda eksikler, sıkıntılar, yanlış uygulamalar çok detaylı olarak anlatılıyor. Bu aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde bir fırsattı. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Kamu Denetleme Kurumu'nun kararlarını uygulayabilirlerdi. Bir fırsattı. Kurullarla alakalı olarak ne düşündüklerini bilemeyeceğim. Ama tercih etmediler. Şimdi burada yani şunu açık net olarak söylemek lazım. Burada verilen mücadele Trabzonspor mücadelesi değil. Marka değeri sürekli olarak düşen, sürekli olarak kan kaybeden ve aynı zamanda da ekonomik olarak, tabii ona paralel olarak ekonomik olarak, yani tartışmaların zirve yaptığı, herkesin şikayetçi olduğu bir sistemde sizin marka değerinizi zirvede tutmanız veya marka değerini yükseltmeniz biraz fazla iyimserlik olur. Türk futbolunun marka değeri açısından, Türk futbolunun selameti açısından yapılmış olan bir başvuru. Dosya FIFA'ya gönderildi. FIFA Disiplin Kurulu'na gönderildi. Benim tahminim büyük bir ihtimalle FIFA Disiplin Kurulu da bu dosyayı UEFA'ya gönderecek, konfederasyona gönderecek. Çünkü biz UEFA'ya bağlıyız. Konfederasyon değerlendirmeyi artık kendisi yapacak. Yani, kısaca böyle. Sizde farklı bir bilgi var mı? Benim de bildiğim o. Yani sizin açıkladığınızı bildiğimiz o. Umarız buradan dönmez. Hayır, şimdi dönüp yani şöyle söyleyeyim. Verilmiş olan kararlar var. Yani o kararlardan birisi Türkiye'de Kamu Denetleme Kurumu denilen, Ombudsmanlık denilen bir müessesenin aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına atıfla onu da dikkate alarak, onu da inceleyerek yapmış olduğu bir şey var. Hazırlamış olduğu bir rapor ve bir tavsiye kararı var.
Şimdi bunu sadece biz görmüyoruz. Biz görüyoruz, siz görüyorsunuz. Bütün kulüpler görüyor. Bütün kulüpler bundan şikayetçi. Ama bireysel olarak yani kulüp bazında Trabzonspor Kulübü Başkanı çıktı, konuştu. Bir başka kulübün başkanı çıktı. Ama konuştuğumuz mevzu aynı mevzu. Neticede dönüp baktığımız zaman herkesin ağzında aynı kelam var. Adalet istiyoruz. Şimdi adaletin de tahsis olabilmesi için, adaletin de sağlanabilmesi için görev yapan insanların rahatlıkla görev yapabilmeleri, özgürce ve bağımsız olarak görev yapabilmeleri lazım. Bağımsız olarak, özgürce görev yapabilmeleri için de hiçbir baskının altında olmamaları lazım. Şimdi kurulların bağımsızlığıyla alakalı olarak çok ciddi şekilde hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, hem kanun denetleme kurulunun vermiş olduğu tavsiye kararının olduğu yerde bağımsızlığın tartışıldığı bir ortamdayız. Bağımsızlığın tartışıldığı bir ortamda da bireyler kendilerini zorlasalar da o adalet denilen şeyi tahsis etmeleri, ettirmeleri son derece güç. Bu bir anlamda bahane de olabilir. Bahane olarak da kullanılabilir kulüpler tarafından, bizler tarafından, yöneticiler veya başkanlar tarafından. Onun için bunun kökünden çözümlenmesi lazım. Kökünden çözümlenmesi için de oradaki kararların uygulanması lazım. Bu kararlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında ve Kamu Denetleme Kurumu'nun kararlarında da zaten FIFA'nın talimatları ve FIFA'nın kuralları orada. Onlara refere ederek, onlar örnek gösterilerek, onların altı çizilerek verilmiş olan kararlar. Yani FIFA'nın veya FILA'nın kararları değil bunlar. Futbolda, dünyada amir kurumu olan FIFA'nın talimatları refere edilerek, onlar örnek gösterilerek, onlara aykırı olan uygulamalar ortaya konularaktan verilmiş olan kararlar bunlar. Başka? Başvurudan sonra adalet istediğini söyledi. Dün de Kayseri Spor Başkanı da aynı şeyleri söyledi. Adalet istediğini söyledi. İstanbul 3 takımına biraz olsun hakemlerin biraz da özgürlüğü davranmış olduğunu. Şimdi kurallar, tekrar söylüyorum, FIFA'nın kuralları harfiyen uygulandığı takdirde kurullar bağımsız olarak, bağımsız oldukları takdirde, bağımsız olan bir kurulun vermiş olduğu karar tartışılmaz. Hoşumuza gider veya gitmeyebilir. Beğeniriz veya beğenmeyebiliriz. Ama onu fazla tartışma şansımız yok. İşte o zaman ancak yapılan bazı şeyleri hata olarak değerlendirebiliriz. Ama sistemde bir çarpıklık varsa önce o çarpıklığı gidereceğiz. Onu gidermek de hepimizin görevi. Dediğim gibi bireysel olarak ortaya konulan mücadele hiçbir anlam ifade etmiyor. Madem herkes aynı doğrultuda sıkıntı yaşıyor, aynı doğrultuda sıkıntı yaşadığımız yerde o zaman aynı doğrultuda hareket etme zorunluluğumuz var. Yani bireysel olarak söylenenler, bireysel olarak yapılanlar bunlar fazla bir anlam ifade etmiyor. Etseydi ben 35 senedir İşte aşağı yukarı Barış'la beraber, Barış benden bir 10 sene önce daha bu işlerin içerisindeydi. Yani 60 sene oldu mu, doldurdum mu? Yani 35 senedir bu işin içerisindeyiz. 35 senedir aynı şeyi konuşuyorsak demek ki işin odağına inmiş değiliz. Yüzeysel olarak sadece canımız yandığı zaman eleştiriyoruz veya canımız yandığı zaman bağırıyoruz. Bu da yani sorunun çözümüne hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Olsaydı zaten bugüne kadar, eğer olsaydı bugün hala bunları konuşuyor olmazdık. Ben teşekkür ederim.